Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim. Arkadaşlar bugün bir haftadır denemiş olduğum vatozlara karpuz kabuğu veriyorum. Biraz da karpuzundan bırakıyorum. Yani verdiğimden beri arkadaşlar ölüm görmedim ve keyiflice yiyorlar. Salatalık tadı var zaten kabuğun. Öyle söyleyeyim size. Yani görüyorsunuz birbiriyle kapışmalarını. Yani baya bir iştahlı yiyorlar. Hatta dediğim gibi rekabete girip bakın şu an kırmızı olan yerini emiyorlar. Yani suyunu emiyorlar arkadaşlar. Baya bir rekabete de giriyorlar arkadaşlar. Bence yararı vardır diye düşünüyorum. Yani çünkü sebze türüne giriyor karpuzda. Afiyetle yiyorlar. Ben çok tutmuyorum. İşte gün içerisinde alıyorum. Ertesi güne bırakmıyorum. Bakın şurada vatozumuzun karnı çekilmiş mesela ama şu an buna deli gibi saldırıyor. Vatozlarda da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ölümler kaçınılmaz olabiliyor. Yani üzülmeyin. Damızlıklarınızı ve yavrularınızın sayılarını fazla tutmaya çalışın. Çünkü vatozlarda ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Bir hastalık geldi mi tamamı gidebiliyor. Biraz hassas oluyorlar. Ve vatozları da şöyle söyleyeyim. Ya yalnız beslemeniz gerekiyor ya yemi fazla atıp temizliğini çok fazla yapmanız gerekiyor. Çünkü üstte yüzen Lepistesler mesela şuradaki Super Red'lere mesela yem bırakmıyorlardır. Çünkü sayıca fazlalar dibe düşene kadar yiyorlardır. Ama ben bol yemleme yaptığım için balıklar yiyor arkadaşlar. Su çabuk pisleniyor. Yapacak bir şey yok. Temizliğini yapıyoruz. Bugün temizlik yapacaktım. Temizlik yapmadan önce bir karpuz kabuklarını atayım istedim akvaryuma. Hem de siz de görün. Bunu da deneyebilirsiniz kendiniz. Ben kavun atmadım ama karpuzu çok güzel yiyorlar. Yabancı kanallarda gördüm arkadaşlar verdiklerini. Ya sonra karpuz mevsimi zaten şu an. Dedim ki bir deneyeyim falan. Denedik öyle. Güzel tepkileri iyi. Yani suyu da çok bozmuyor. Kırmızısını ben fazla tutmuyorum. Su çünkü salınım yapıp suyu değiştirip bozabilir diye. Çok az bir kırmızılık bırakıyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere şu an tepki harika. Daha yeni attım arkadaşlar ve balıkları yeni yemledim. Yemlememe rağmen yani görüyorsunuz tepkileri. Yani bildiğiniz mücadele ediyorlar resmen. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere harika bir şekilde. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Vatozlarınızı meleklerle koymayın. Benim melekler çok küçük yavruyken koymuştum. Vatozları rahat bırakmayacaklardır kuyrukların türleri olduğundan dolayı. Kılıçlarla da çok fazla aşırı neşir bir halleri yok. Kılıçlar da protein ağırlıklı olduğu için devamlı rahatsız edecektir. Hatta çöpçülerinizi bile rahatsız edecektir, didikleyeceklerdir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani vatoz besleyen arkadaşlar Lepistes daha ılıman balıkları tercih ederlerse vatozları daha rahat eder. Şimdi melekler dediğim gibi boyları ufak. Ben de zaten bir tık daha büyüdüm mü satıldığı için çok da dert etmiyorum. Vatozlar gördüğünüz üzere bu işe yarıyor arkadaşlar. Tortuları tamamını toplayıp çöplendiriyorlar ve siz bir noktadan orayı çekerek temizliğinizi yapmış oluyorsunuz. Vatozun görevi bu arkadaşlar. Suyu temizlemesi aksine suyu bulandırma özelliği de yapabilir arkadaşlar. Yani vatoz suyu temizliyor diye bir şey değil. Camlardaki tortuları kazıyıp bir araya topluyor ve çok fazla dışkılama yaptığı için akvaryumunuzda hani bunu kimse söylemez. Fazla dışkılama yaptığı için akvaryum dip tabanı daha çabuk kirlenir. Bilginiz olsun ama şey olmaz. Pamuklaşma, yem artıkları vesaire bunları silip süpürürler arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere şu an ölmüş bir tane albino tül var. Şimdi bu daha ilk geldiği günden beri beyazdı ve bir hafta 10 gün, bir ay falan yaşadı. Yani sonuna kadar direndi hayvan ama toparlayamadı. Yani şimdi beyaz olan vatozlarımız, karın çeken vatozlarımız muhakkak ölecektir ama biz tabi ölecek diye onu tutup başka bir yere atmıyoruz. Hatta bu akvaryumu ilk attığımda beyaz sulama çoktu. Şu an bunda kalmadı. Hani firesi olacaktır arkadaşlar. Yani bu ben yavruyken almıştım. Bakın şurada hiç gelişmemiş ölmüş bir tane cüce vatozumuz var. Aynı şekilde bir tane daha vardı karnını çekmiş. O biraz daha iyi. Yem yeme eğilimi falan iyi.
Yani olacak şeyler. Böyle şeylere üzülmeyin. Şimdi arkadaşlar şöyle Lay's 44 derim. Burada marble yavrularım. Düz marble'lar. Yani burada işte merdiven var arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada da Singapurlarım var arkadaşlar. Şu an pipoda gözüküyor. Burada Super Red yavrularımız ve Super Red ve Leyda'larımız var arkadaşlar. Bu marble dediğim de Leyda'dı, kusura bakmayın. Düz Leyda'ların yavruları. Şimdi öylece bir kısa bir göstermek istedim arkadaşlar. Çok fazla da dediğim gibi şey damızlıkları göstermek istemiyorum. Öyle sadece ufaktan göstereyim. Bakın burada şimdi yan taraftan geçtik. Burası farklı bir kalem. Görüyorsunuz şurada beyaz var. Beyazlamış olan vatozumuz nasıl tepki verip yiyor. Yani demek şöyle söyleyeyim. Böyle şeyler atarsanız vatozlarınız belki daha çabuk toparlayıp kendini normale döndürebilir. Beyaz rengi, karın çekmişliğini kurtarabilir. Bakın şu kütükte var mesela, bembeyaz çekmiş kendini. İşi zor. Allah diyorum ya işte kurtarırsa kurtarır. Şu cücelerden vardı bende burada. Bir şeyler oldu. İlk biliyorsunuz su bozulduğunda vatozlar tepki gösterir. 3-4 tane öldü böyle arkadaşlar. Küçük böyle bu boyda. Hiçbir sebep yokken ölmeye başladılar. Sonra durdu arkadaşlar. Yani bir şekilde yani oluyor, olacak şeyler. Bakın burada mesela şu an suyun bunalık olmasının sebebi hem dip çekimi yapmadım. Hem burada Danio Zebra var. Yumurta sarısı attığım için arkadaşlar, dipte çekemediğim için, çok küçük oldukları için su bulanık. Yapacak bir şey yok. Bir de şeyi de kısık açıyorum. Şöyle göstereyim ben. Şöyle şiddetini arttırdığımda yavruları içine çeker diye açmıyorum. Aslında bunu açsak berraklaştıracaktır. Ama biraz daha dayanması lazım. Şurada çok küçükler var. Burada karpuz kabuğumuz dibe batmamış arkadaşlar. Batmadığı için de yiyememişler onları. Ben onunla yani müdahale edeceğim. Dibe çöktüreceğim arkadaşlar. Dibe çökecek arkadaşlar o karpuz kabuğumuz. Gördüğünüz üzere danyolarımız da epey bir varlar. Maşallah daha yumurtalar da var. Şimdi hemen bir başka yerlere attığım yerleri göstereyim. Her yere atmamın mümkünatı yok arkadaşlar. Burada vatoz sayımız çok fazla yok. Bir de şimdi erkeğin küpünün öne gelmiş. O yüzden de erkek bunları kovuyordur diye düşünüyorum. Çünkü yavruları var. Şöyle hemen şunu kenara kaydırayım. Evet arkadaşlar, şimdi kenara kaydırdık. Dönüşte bu karpuz kabuğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik şöyle, kusura bakmayın, elimi soktuğum için yan çevirdim telefonu. Şimdilik dursun, dönüşte bakacağız. Burada moliler falan çok aşırı bir şekilde yiyor arkadaşlar. Yani vatoz bile yaklaştırmıyorlar yanlarına. Ama vatozlar da yapacak, dediğim gibi yeni attım. Burada gördüğünüz üzere vatozlar biraz daha fazla yavrular olduğu için hemen saldıranlar olmaya başlamış. Yani harika tepki veriyorlar. Ve vatozların yani yararı olduğunu düşünüyorum. Şu an hani tamamen fikir olarak söyleyebilirim. Hani bunun kanıtlanmış salata gibi ya da kabak gibi ya da vesaire. Yani yiyorlar. Sonuç itibariyle zararını da görmedim ben. Yararı vardır diye düşünüyorum. Tam kesin bu yararlıdır, bu yararlıdır diyemem. Burada kelebek vatozlarımız var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere maşallah. Bunlar da çok ufak boyda geldiler ki hala ufak boyları var. Yavaş yavaş tık 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 büyüyorlar. Büyümeye de devam ediyorlar Allah'a şükürler olsun. Yani bir sıkıntı yok. Dediğim gibi şimdi dip temizliği yapacağım için arkadaşlar, akvaryumlar çok kirli. Yani bir fırsat bulamıyorum. Tam bugün gireceğim diyorum, sular kesiliyor, bir şey çıkıyor. Bakın burada koyiler kırmızıyı gördüler. Hemen canavar gibi saldırmışlar burada. Bildiğiniz istila etmişler. Diyemedim ilk seferde. Burada da arkadaşlar dediğim gibi üremeler devam ediyor. Küçük yavrular vardı arkadaşlar. Çok kendi içlerinde de yapmışlar. Onlar kuyruk kısmış, toplamam lazım. Albino türlerinde özellikle söylüyorum. Yani bilgi olsun diye söylüyorum. Yavrularını bir 10 gün 15 gün
ya da bir aya kadar ayrı tutmanız gerekiyor. Çünkü ufak bir akıntı dahi olsa büyük bir akvaryum zorlanmada hayvan güçsüz düşüp kuyruk kısıp diğer balıklarınızı da hasta edebilir. Dikkat edin bu konuda. Kuyruk kısmış balıkları gördüğünüz zaman hemen toplayın, hiç beklemeyin. Şimdi buraya attım arkadaşlar karpuz kabuğunu ama burada vatoz olarak şu boylarda varlar arkadaşlar. Çok küçük vatozlarımız var. Belki yerler tutunurlar diye koydum. Zaten dediğim gibi gün içerisinde ben bunları toplayacağım. Yani boyutlarını göstereyim şimdi. Yani odaklamıyor bile telefonumuz. Şu an aslında şurada tam önünde var. Şu an bakayım parmağım ucu. Evet. Şurada görüyorsunuz boyu bu kadar küçükken salmak zorunda kaldım. Bunlar Singapur türlerin yavruları. Yani bir şekilde ölümler başlamıştı. Yani büyük akvaryuma salmak zorunda kaldım. Artık burada gelişimleri ne olur bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Buraları atmadık ama buralarda da cüce vatozlar var diplerde gezinen. Yani her tarafta var maşallah. Büyüyecekler inşallah. Yani şurada da var. Buradakiler biraz büyüdüler. Artık biraz daha büyüdükleri zaman güzel olacak. Şu anlık böyle. Arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı hobiler dilerim. Görüşmek üzere. Bu karpuzumuza daha gelmediler. Dediğim gibi yemlemeyi de çok güzel yapıyoruz. O yüzden de olabilir ama geleceklerdir. Temizlik yaptığımdan sonra yaklaşık birkaç saat sonra toparlayacağım. Bakın buradaki olanlar hemen dediğim gibi büyük olanlar tadının hemen biliyor. Tıkır tıkır yapışıyorlar. Burada hatta bildiğiniz savaş var şu an. Bu savaşın sebebini de söyleyeyim. Belki de yem bulamıyorlar buradaki Lepistes yavrularından. Ondan da olabilir. Ama iyi tepki veriyorlar. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler arkadaşlar.